Efendim merhabalar, HRT Akdeniz'desiniz. Haftanın ilk günündeyiz. 14 Ağustos bugün. Ekonomide bu hafta ile sürdürüyoruz. Birlikteliğimiz ilk dilimde yeni bir günde Hatay'a, bölgeye baktık. Öne çıkan başlıkları bir taslak halinde paylaştık, getirdik ekranlarınıza. Her pazartesi yapıyoruz. Finans uzmanı Özgür Barış Karaca ile birlikte dünya ve Türkiye ekonomisini konuşuyoruz. İki haftalık bir aranın ardından devam ediyoruz birlikteliğimize her pazartesi olduğu gibi. Hocam günaydın. İyi haftalar. Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli. Bugün bizde tatil modundayız. Siz tatil eğitiniz geldiniz. Online bir çalışma artısı tatilden de bağlanabilmek. Herkesi iyi haftalar diliyorum. Ne oldu hocam iki haftada? Nasıl başlayalım? Dünyayla mı başlayalım? Dünyayla kısaca başladım. Sonra Türkiye'ye. Amerika'daki enflasyon verisi önemli 5 hafta. O böyle geldi. Beklentinin altında bir enflasyon verisi geldi. Dolayısıyla bu enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi Amerika'daki faiz artışlarının sonuna gelindi şeklinde genel olarak bir yorumlandı ve Amerika'daki yıllık enflasyon 3.2 seviyesinde ve Merkez Bankası'nın faizleri işte %5-5.5'ler seviyesinde kalacak tahmin ediliyor. Dolayısıyla faizlerin daha fazla artırılmayacağı beklentisi ise dünyadaki borsalara, işte ondan sonra kripto paralara yansıdı. Ama bir taraftan da bu beklenti tahminleri olan bir beklentiyle arttırdı. Tahmin faizleriyle ilgili olan noktada bir etkide bulundu ve tahmine giden paralar altın gibi aslında altın artışının beklentisini artırmışken biraz oradaki hareketi aşağıya çekti. Geçici bir süreli bir şey oldu. İşte genel olarak faizlerin sabit kalı olması kendisi dışındaki bütün mal varlığına onunla etkiler. Çünkü parasal olarak genişlemenin bu faizlerden devam edeceği beklentisi içerisinde diğer bütün parayla ifade edilen mal varlıklarının değer artışına olacak. Bunun işte etkisiyle dediğimiz gibi geçen hafta borsalarda, Amerikan borsalarında, işte tahvillerde, emtialarda bunun etkisini gördük. Ama bu etki de tabii şöyle bir şey oldu. Faizlerdeki bu artış beklentisi belli bir noktada kaldığı halde daha önceden fiyatlandığı için bu sefer borsada yukarı yönlü hareket beklerken daha önceden fiyatlandığı için tersine döndü. Ya da altında dediğimiz gibi tahvillere giden para değeriyle aşağı döndü gibi böyle bir etkide bulundu. Ama tüm dünya için baktığımız zaman Amerika'daki enflasyonun aşağıda kalması ve faiz artışının bundan sonra çok olmayacağı beklentisi doğal olarak bizim gibi ülkelere para girişi noktasında, ucuz kalmış ülkelere para girişi noktasında bu paranın Amerika gibi ülkelerle değerlenmesi yerine bizim gibi ülkelere bir para akışını sağlayabilecek bir hareketin başlangıcı neden olabilir. Bu anlamda da önemli. Bizde de bir şeylerin olması gerekiyor mu peki bundan faydalanmak için, nemal almak için? Evet, yani bizde işte daha önceki yayınlarda da söylediğimiz bir konu vardı. Bank of America, Türkiye'ye bir para girişimi olabilmesi için öncelikle faizlerin yükselmesi gerektiğini ifade etmişti ve bu faiz oranında en az %49 olarak ifade etmişti. Şimdi bu faiz oranı aslında daha da yukarı çıkmış durumda çünkü enflasyon verileri, işte geçen hafta açıklandı ve bu enflasyon verileri sebebiyle artık belki %49 değil, Merkez Bankası'nın bu rakamı en az %50 ve belki %60'lar seviyesine çekmesi gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası kendi yıl sonu enflasyon hedefini %25'ler seviyesinden %58'e çıkarttı. Yani Merkez Bankası diyor ki benim bu yılki enflasyon hedefi 2023 yıl sonunda %58. Şimdi %58 enflasyon hedefinin olduğu bir yerde doğal olarak Merkez Bankası faizlerini %60'lar seviyesinin altına
ki yabancıları tabii neyle çirkinsiniz? Para kazanmak isteyecekleri yani şu an lazım. Şu an yabancılar sadece borsaya geliyor ve toplamda 2 milyar doları buldu son 2-3 ay seçim sonrası dönemde. Bunlar çok yeterli paralar değil. Yabancılar tabii ki Türk lirasına geçmek için Türk lirası faizlerin böyle 150-60 Merkez Bankası'nın olması gibi her şekilde devlet tahvili isterler. Türk lirası devlet tahvili isterler ki getirsinler. Türk lirası bir enstrüman aslında ve yabancı paraları getirsinler. Ya da bunu yapamıyorsanız Eurobond dediğiniz gene devletin çıkartmış olduğu yabancı para hazine bonolarının faiz oranları yüksek olması lazım ki gene bu insanlar bir getirsin size evlerindeki doları versin ve Türkiye yatırım yapsın. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunlar henüz söz konusu olmadığı için dolayısıyla bizim yabancı para yatırımları tarafında yani sıcak para dediğimiz böyle borsaya ya da taklit piyasasına gelecek para noktasında hala ciddi sıkıntılarımız var. Bunun için uğraşıyoruz ama bir sonuç henüz elde edemedik. Niye yakalamıyoruz? Yani olması gerekeni niye yakalamıyoruz? Yakalayamıyoruz? Ya şimdi şöyle bir şey. Şimdi faizler neden artmıyor dediğimiz zaman şimdi Merkez Bankası %19'a tabii bizlere faiz vermiyor. Kime veriyor? Gidip bankalara veriyor. Yani bankalara %19 faizle para veriyor. Bankalar da ticari firmalara ve bizlere para veriyor. Bu konut kredisi olabilir, araç kredisi olabilir, tüketici kredisi olabilir. Ya da firmalara ticari kredi olabilir. Şu an baktığımız zaman ticari kredi faizleri %30'lar seviyesinde. Yani şu an bankalardan kredi çeken firmaların ortalama yani faizleri %30 seviyesinde. Bunun tabii üstü var. Yani 50'lere gelen faiz oranları olan krediler de var. Aynı şekilde tüketici kredileri daha önceden 2'nin işte hemen üzerindeydi. 2.09'larla kredi çekilebilirken şu an bu faiz oranları 2.9'lara 3'lere çıkmış durumda. Yani %50'lik bir artış var. Ama bütün bunları topluyoruz. Hem ticari krediler tarafından hem de ESA krediler tarafından hala bu faiz oranları enflasyonun altında. Şimdi bu nasıl etkili bulunuyor? Siz enflasyonun altında bir kredi faiz alırsanız olabilirsiyle gidersiniz bu krediyi çekersiniz ve bu krediyle alınabilecek ne varsa alırsınız. Yani bu araba olabilir, konut olabilir, diğer enstrümanlar olabilir. Dolayısıyla insanlar da hala bunun farkında ve hala ne çalışmalar? Bu düşük kredi faizlerini kullanarak hala ellerinden gelen her türlü mal alımı yapmaya devam ediyorlar ve bu da dolayısıyla hem enflasyonu çekiyor ve işte arabalarda işte 3 ay 4 ay sonra gün bildir pozisyonunda ya da konut kredi günleri kullanarak bu konutlardaki fiyatlar satışları astronomik rakamlara ulaşıyor. Dolayısıyla hala faizler çok enflasyon altında rakamlarla hem ticari kredi firmalarına, ticari firmaları hem de bireylere hala veriliyor durumda. Bunlar arttırılmaya çalışsa da yapamadı mı o zaman yeni yönetim, yeni para yönetimi yapamadı, beklentileri karşılayamadı ve şu eleştiriler de var, işte yorumlar da var. Kısa süre sonra işte görevden alınacak ya da görevi bırakacak şeklinde mesela Bakan Mehmet Şimşek'in. Bu gidişat bir yeniden yönetim değişikliğini getirir mi? Getirebilir. Yani şunu söyleyelim. Şimdi olması gereken Merkez Bankası faizini ben diyorum ki normal şartlarda %60 olması gerekiyor ve %60 faiz ortamı içerisinde, kredi faiz ortamı içerisinde birçok firma doğal olarak bu kredi faizlerini ödeme noktasında sıkıntı yaşar. Yani bazı firmalar açık söylemek gerekirse batar. Kredi kullanan diğer firmalar ise bu maliyetleri aşağı çekebilmek için ne yapar? Parası olan kredisini kapatır. Parası da olmayan, kredisini
yönelik bir sağlık olsun şeklinde faydalar aşağıda. Ve gerçekten geçmiş 2-3 yıllıklara baktığımız zaman 2019 pandemi sonrasında başlayan süreci baktığımız zaman kredi kullanan kimse, ister ticari firmalar olsun, ister bireyler olsun, kredi kullanan ve konut alan ya da kredi kullanan araç kredisi alan, konut kredisi ya da ticari kredi kullanan, bunu ham madde ya da herhangi bir şey yatıran, bu kamyon olabilir, işte iş makinesi olabilir, herkes bu işten para kazandı. Yani herkes bu işten para kazandı. Ve herkes bu işten para kazanırken, dolayısıyla işte arabalar 3-4 aylık konut olmasını, konut fiyatlarının bu kadar aşırı arttırmasını hemen gerektirse faizlerin enflasyona göre düşük olması. Yani bu normal bir hayatın yaklaşan olduğunu değil. Ve biz bunu hala devam ettiriyoruz. Yani işte geçen haftalarda kısıtlı bir şeyler yaptılar. Kredi taksitlerini azalttılar. İşte yurt dışı seyahatlerinin taksit sınırına böyle getirdiler. Ya da işte konaklamada taksit yapma imkanı ortadan kaldırıldı. İşte asgari tutarlar işte arttırdı bir dönem. Aynı şekilde faiz oranları, kredi kartlarındaki faiz oranları arttırdı ama bunları yıllık faizi vurduğunuz zaman bunların toplamı gerek %40'ın altında kalıyor. Şimdi %40'ın altında kalıyor. Enflasyon %58. Hala kredi kullanmak çok cazip. Hala çok cazip. Faiz oranları neredeyse %50 artmış olmasına rağmen çok cazip. Ve dolayısıyla insanlar hala kredi kullanıyor ve kredi kullanarak gidip bunlara para yatırdığı zaman para kazanıyor. Şimdi bu normal değil ve dolayısıyla bu normal olmadığı için de faizin %60'lar seviyesine çıkması lazım. Ve şu anki ekonomi yönetimi bunu yapamıyor. Gerekçesi de şu söyleniyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu faiz artışının maksimum %21 ile sınırlandırıldığı ifade ediliyor. Şimdi %21 ile sınırlandırıldığı ifade edilirken dolayısıyla burada bir yabancı yatırımcının size güven beklemesi, para getirmesi çok mümkün gözükmüyor. Şu an yaşadığımız konu bu ve şöyle bir bilgi daha verelim. Geçen hafta hem Gaye Erkan'ın hem de Mehmet Şimşek'in katıldığı bir toplantı yapıldı. İşte toplantı JP Morgan denilen Uluslararası Yatırım Bankası'nın işte misafirliğinde gerçekleşti. Ve orada biz çok yatırımcı yer aldı ve oradan çıkan sonuç şu, evet yani siz şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız ama bunları ne zaman yapacaksınız, ne kadar sürede yapacaksınız diye soru sorulmuş. Ve buradaki soru bunu işte bir dahaki sene galiba seçimler Mart'ta mıydı ya, yani seçimlere evet. Kadar olan sürede kademe kademe yapılacak ifade edilmiş. Şimdi kademe kademe yaptığınız zaman da dolayısıyla yurt dışından size kademe kademe para gelecektir. Ve siz faizleri bu seviyede tuttuğunuz sürece evet ekonomi canlı gibi gözükebilir ama şu an bizim asıl sorunumuz döviz konusundaki yaşadığımız sıkıntı. Yani döviz tarafında elimizde yeteri kadar ne Merkez Bankası'nda bir döviz var. Bunun yanında hala ithalatımız, ihracatımız çok yüksek ve bunun dışında da bütün bu açığı gösteren cari açık dediğimiz bütün yurt içi ve yurt dışı paralardaki toplam gelir gider konuda baktığımız zaman hala bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle bu aylarda yüksek krizin gelirimiz olmasına rağmen bu sıkıntının devam ettiğini görüyoruz. Asıl sorun bu. Yani hani biz faize böyle odaklanıyoruz ama asıl şarkı sıkıntı dövizde yaşadığımız işte rezervimizin az olması ve harcamamızın gelirimizden fazla olması. Yani temel konu bu. Yani sorun var, sorun sorunu doğuruyor, yumak oluyor, büyüyor, dağ oluyor. Biz nasıl mücadele etmemiz gerektiğini mi bilmiyoruz yoksa bizim tercihimiz gerçekten mücadele mi değil? Bir zamanlar işte
Dış güçler dendi, stokçuluk dendi, olur olmadık zincir marketler dendi. Farklı farklı mücadele yöntemleri sergilendi, geliştirildi. Onlar da işe yaramadı. Nedir bu politikanın adı? Yani gerçekten bilmiyor muyuz ne yapmamız gerektiğini, yoksa bu bir tercih mi? Yani bir tercih tabii ki tercih. Yani ne yapmamız gerektiği çok açık ortada. Bunun bedelini ödemek istedik. Yani şöyle söyleyeyim, işte bedelini ödüyoruz, bir taraftan ödüyoruz. Ama bir taraftan da ödemek istemiyoruz. Nasıl ödüyoruz ve nasıl ödemek istemiyoruz? Ödemek istemiyoruz. Ödememiz gereken kadar şu, faizler %60'a çıkacak. Batması gereken firmalar batacak, bu kredi faizini ödemeyen firmalar batacak. Ondan sonra bu yüksek faizler nedeniyle insanlar araç kredisi, konut kredisi, tüketici kredisi almayacak ya da çok az alacak. Aynı şekilde kredi kartları tarafında bu faiz oranları yükseldiği andan itibaren kredi kartlarındaki harcamamız azalacak. Harcamalar doğal olarak bozulunca talep azaldığı için enflasyon bir yavaşlama gösterecek. Bir tanesi bu. İkincisi, devlet ne yapması gerekiyor? Kendi harcamalarını tasarruf etmesi gerekiyor. Çünkü geçen yayınlarda konuşmuştuk. Yaklaşık seçim harcamaları için 1.1 trilyon liralık bir harcama yapılmış ve işte akaryakıt zamları neredeyse %70-80'lere geldi 1,5 aylık dönemde. Vergilerde çok ciddi KDV'de kurumlar vergisinde artış oldu. Bütün bunları topladığımız zaman 270-280 milyar liralık bir gelire denk geliyor. Neredeyse tüm harcamaların 4'te 1'ini birazcık geçiyor. Demek ki tasarruf etmeniz gerekiyor, yatırım yapmaması gerekiyor devletin öncelikle. Ondan sonra yurt dışından para gelmesi için biz cazip hale gelmemiz gerekiyor. Cazip hale gelmenin iki yolu var. Bunlardan bir tanesi döviz kurunu yukarıya taşın. Yani şimdi ihracatçımız diyor ki bizim rekabetçi kurumuz 34-35 lira civarında diyor. Yani demek ki döviz kuru 27 lira gerçekçi bir rakam değil. Niye? Çünkü sizin aylık %10'luk bir enflasyonunuz var neredeyse. Devletin evine açıklığınız. Ama dolar kuru yerine sayıyor. Neden? Çünkü hala daha Merkez Bankası hem kendisi hem de kamu bankaları aracılığıyla döviz kurunu 27 liralık bırakıyor, düşük seviyede bırakıyor ve enflasyon kadar en azından artması gereken bir yapı artıyor. Döviz kurunu artırmanız gerekiyor, bunu da istemiyorsunuz. Faizler artıralım, bunu da istemiyorsunuz. Kredi kartları patlayacak, fabrikalar işte kapanacak ya da iş çıkartacak, bunu da istemiyoruz. Ondan sonra işte yüksek faizli tahvil çıkartmamız gerekiyor. Yabancıları çekmemiz için, bize para getirmemiz için. Bunu da yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla bütün bu yapmamız gerekenlerin hepsini azar azar yapıyoruz. Yani 160'a çıkartmamız gereken Merkez Bankası faizini %9'a çıkarttık. %9'a çıkarttı ama daha 60'a gidecek çok fazla yol var. Yapıyoruz, yapmıyoruz. Döviz kuru serbest bırakmamız gerekiyor. Bırakıyoruz, bırakmıyoruz. Faizleri, kredi faizleri artırmamız gerekiyor. Arttırmıyoruz. Niye? Çünkü kredi kartlarıyla dönen birçok insan var. Bunlar onu kaybolarak yansıyacak. Bunu da yapmıyoruz. Şimdi dolayısıyla acı bir reçete içmemiz gerekiyor normalleşmemiz için. Dolayısıyla biz bu ilacı içmek istemeyen bir çocuk gibi davranıyoruz ve ilacı bir bütüne değil de içtiğinden bir kısmını içmeye çalışıp iyileşmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zaman geçtikçe de Kaya Erkan'a, Mehmet Şimşek'e olan inanç azalıyor. Bir taraftan da tabii seçimden geliyor. Seçimden gelirken de oy kaybısıyla daha fazla tabii ki şey olacağı için beklentileri artacağı için Mehmet Şimşek'in görevi bırakması sürpriz olur mu? Bence olmaz. Yani soruya tekrar dönersek. Peki dövizin gidişatı ne olur? Ya bugün baskılanmasaydı kaç olurdu ya da bundan sonra önümüzdeki süreçte kısa orta vadede gidişat ne olur? Şimdi döviz konusunda
Bankası Uluslararası Kuruluş'un sonu kurt hedefini 30'lar seviyesinde 32'lere, 33'lere, 35'lere kadar çıkarttı. Bunu geçen yayınlarda da söylemiştik. Bunun çok basit bir nedeni var. Sizin aylık enflasyonunuz TÜİK verileriyle 9.49 gibi bir rakamlar var. Bu kadar artması lazım. Yani sizin böyle bir enflasyonunuz var ve kur yerinde sahip olmaz. Yani ekonominin dinamiğiyle çok örtüşme. Dolayısıyla kur konusunda hala mesela 20 ay sonra ilk defa cari fazla verdik. Yani bu iyi bir gelişme gibi gözüküyor. Hani daha önce hep yurt dışına paramız giderken biz bu ay işte neredeyse 0.70 700 milyon dolarlık bir fazla vermişiz. Bu iyi bir gelişme. Yani iyi bir gelişme. Ama bunu aynı şartta veriyoruz. Aylık neredeyse 8-8.5 milyar dolarlık bir turizm geliri olan ayda veriyoruz. Şimdi yani bu yani turizm geliri olmasa, bu 8-8.5 milyar doları olmasa hala bu açık devam ediyor olacak. Dolayısıyla bu açık devam ediyor. Şimdi önümüzdeki aylarda turizm geliri bittiği zaman dolayısıyla nedir? Bu cari açık kapanmadığını görüyoruz. Yani sayı yaratıkları gösteriyor ama turizm geliri önümüzdeki aylarda bittiği anla itibaren biz tekrar gerçekte yüzleşeceğiz ve çok kötü bir şekilde yüzleşeceğiz. Yani Allah'tan denizimiz var ve biraz tarihimiz var. Tarihi dokularımız var. Onlar da olmasa? Yani işte şöyle bir şey. Şimdi siz de şeysiniz, ticari firmasınız. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ya kredi faizleri düşük. Yani devletin resmi enflasyonu şimdi diyelim ki %50'ler seviyesindeyken siz %30'larla kredi kullanıyorsunuz. Kredi kullanıyorsunuz. Parayı ne yapacaksınız? Parayla gideceksiniz. İşte diyelim ki iş makinesi alacaksınız. Nereden? Yurt dışından alacaksınız. Ve bundan siz %30 faiz öderken üzerine %50, yüzde daha fazla para bindireceksiniz. Şimdi bu halen devam ediyor. Yurt dışından ithal ürünleri cazip olmasındayken ülkeler için faizlerin düşük olması. Yani birçok firma stokları azana kadar buldu. Neden? Çünkü ucuz kredi var ve kendisi %30 faiz öderken bunun rakamı devletin rakamı %50 gözüküyor ama tabii bu gerçeği yansıtmıyor. %100 fiyat yansıttığı zaman kredi kullanan firmalarda son 3 yıldan beri inanılmaz karlar var. Yani bunu söylüyorum. Ve bu hala cazibesini korumaya devam ediyor. Bu şimdi o acı reçeteyi ödemek istemiyoruz, bir şeylerden kaçıyoruz, bu bir tercih dediniz ama bunun bir sonu var mı? Ya da o son nasıl gerçekleşir? Şimdi bizim en büyük riskimiz bir döviz krizi. Çünkü Merkez Bankası bir ara eksi neredeyse 60 milyar dolara kadar gelmişti. Şu an biraz altını sattı, işte birazcık satış engelli, hafif kendisi dağıldı. Eksi 49 milyar dolara gelmiş durumda. Yani Merkez Bankası'nın kendi gerçek rezervi. Bunun yanında hala ithalatımız fazla ve bir de bizim yurt dışı borçlarımız var. Bu ne zaman ön plana çıkıyor? Eylül ayında hem Türkiye'nin hem de bankaların yurt dışından aldığı kredilerinin vadelerinin yenilenmesi ve işte bunların faiz oranlarının belirlenmesi gibi bir konu Eylül ayında çok fazla ön plana çıkar. Dolayısıyla şimdi Eylül ayına kadar biz çok daha idare edebiliyoruz. Turizm gelirlerimiz var. İşte farklı yaklaşık 10,5 milyar dolar Katar'dan yeni bir para gelmeye de gitmek üzere. Bunlar bizi belli ölçüde rahatlatıyor. Ama daha sonra bu sürece devam ettiğimiz zaman ödediğimiz faizler nedeniyle, kredi yenilenmeleri nedeniyle ve cari açık nedeniyle bu sürdürülemez bir nokta. Ve dolayısıyla bizim en büyük riskimiz döviz tarafında bir krizin çıkması. Şimdi döviz tarafında bir kriz çıktığı anda itibaren bu sefer buna çok fazla geri dönüşü yok. Kambiyo kontrolleri dediğimiz işte nedir? Hani yeşil ve yeşil üzerinde olan insanlar bilirler. Daha önceden özel dönemde işte 24 Ocak kararları olarak geçer. 24 Ocak
karakter. İnsanların elinde dürüst bulundurulması şey mi, yasak. Yani eski Türk dinlerine bakın, işte elinde dürüst bulundurmak yasak. Ondan sonra işte ne bileyim, bankada dolarınız varsa, yani var tarafında istediğiniz gibi hala çekemiyorsunuz. Yani bankalardan istediğiniz dürüstü hala çekemiyorsunuz. Bu konuda kısıtlamalar vesaire var. Böyle bir kriz döneminde gerçekten biz artık şuna yaşıyor pozisyona gelebiliriz. Yani sabit bir kur olabilir. Ondan sonra sabit bir kurdayken bankadaki döviz hesaplarımız TL'ye çevrilebilir gibi birçok birimden farklı kamu kontrolü gelebilir. Eğer bu süreci doğru yönetemez ise dolayısıyla bu süreçte de bu bizim işte sabit kura iş olmamız ya da kamu kontrolü artmasa dünyayla işte dünyada kopuşumuz anlamına gelir. Yani böyle elinde dolar bulunanların işte tukaka dediğimiz işte yani böyle muteber insanlar olmayacak. Böyle hatta suçlu pozisyona gelebileceği bir noktaya gidebilir. Yani süreç doğru yönetmezsek de şu anki en büyük risk dediğimiz gibi dürüst tarafında olabilecek bir kur atağı riski. Yakın mı? Böyle bir şey yakın mı? Yani ben şöyle söylüyorum. Şu an dediğim gibi turizm gelirleri nedeniyle en azından Eylül ayı sonuna kadar rahatsız ama Ekim ayı itibariyle kurlarda bir yükselme olmasa yurt dışından yine yatırım anlamıyla biz çekemezsek, rakam çekemezsek Eylül ayının sonunda hem bankaların sendikasyon kredileri hem de Türkiye'nin kredilerinin yenilenmesi tarafında ciddi sıkıntılar yaşarız. Çok uzak bir süreç değil maalesef. Şimdi enflasyonu da konuştuk. Biraz da ben maaşları konuşalım istiyorum. Ezilmeye devam edeceğiz o halde. Öyle görünüyor. Şimdi ben bir örnek vereyim. Şimdi geçen yıl ki enflasyon ne kadar olmuş? Bu ay Türkiye'nin enflasyonu Temmuz ayında 9.49. Bunun ifadesi nedir? Bunun ifadesi maaşlarında bir ayda 9.49 eridi anlamına geliyor. Bu Türkiye rakamı. İnanın enflasyon araştırma grubunun rakamı ise %13.18. Hala %4 bir fark var. Çok ciddi bir fark var. Fink gerçek enflasyonu vermiyor ve Türkiye'nin yıllık enflasyonu %47.83. İnanın enflasyonu ise %122. Şimdi siz diyorsunuz ki ben TİK rakamına göre maaş artışı yapmadım diyorsunuz. Yani hani işin hukuki bir tarafına geldiği zaman sizin maaş artışınızı belirleyen TİK değil. Niye? Çünkü TİK rakamının üzerinde bir maaş artışı veriyor devlet. Hem emeklilere, hem çalışanlara, hem asgari ücretlilere. Herkese enflasyon üzerinde bir rakam veriyor. Enflasyon üzerinde bir rakam varken biz neden fakirleşiyoruz? Madem hani gerçek enflasyon bu ise, bize daha fazla maaş veriyor ise neden fakirleşiyoruz? Çünkü Türk enflasyonu gerçek yansıtmıyor ve gerçek yansıtmadığı için maaş alan insanlar fakirleşiyor ve bunun arasında da işte bir adaletsizlik var. Şöyle söyleyeyim. Şöyle, geçen işte 6 aylık dönemde bir maaş artışı yapıyorsunuz çalışanlara, işte asgari ücretlere ve emeklilere. Şimdi memurlarına 6 aylık dönem için verilen ortalama maaş farkı %74. %74 zam etmiş. Yani 100 lira maaş, birisi maaşı %74 olmuş. Peki asgari ücretliler ne maaş farkı olmuş? 100 lirası alıyorsa 134 lira olmuş. Emekliler de kırıklanmış. 100 lira alıyorsa 125 lira olmuş. Şimdi enflasyon aynı enflasyon. Devlet aynı devlet. Ama mikrona %74 zam veriyor. Asgari ücret alan çalışanın işçisine %34 zam veriyor. O da yani asgari ücret alanlara göre daha üst maaş alanları %34 zam yapıyor mu diye satılıyorsunuz. Emeklilere ise %22 zam yapıyor. Şimdi kendine ne kadar zam ediyor? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve meclisten çıkan bir konu. Bunlar biliyorsunuz. 139 zam ediyor. Kendine
kaynakları o zaman var mı? Var. Enflasyon gerçeği yansıtıyor mu? Hayır, yansıtmıyor. Bu dönemde, 2019'dan sonraki dönemde bu işten kim faydalandı derseniz, devlet kararından başta olmak üzere Merkez Bankası eliyle kredi kullanan bireyler, ticari firmalar, aklınıza gelebilecek kredi kullanan herkes bu işten faydalandı. Cumhurbaşkanı kendi maaşını en az enflasyonla göre mi yapmış? Yani orada en az enflasyonu altında yapmış, %39'a. Ama kendisini %39 yapıp asgari ücreti %34, emekli %25 zam verilince, devlet memurları %74 zam yapılınca burada çok ciddi bir adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk, ne dersiniz? Hepsi denilebilir ya, hepsi denilebilir. Yani, duyamadım hocam. Hepsi denilebilir. Ne olacak peki şimdi, asgari ücretli nasıl yaşayacak? Hep bu soru sorulur, konuşulur ama emekli nasıl yaşayacak? Hadi biraz daha kırsal bölgelerde belki hayat biraz daha kolay, belki kira derdi yok, belki biraz daha enflasyon etkisini daha az hissedebiliyoruz ama ne olacak bizim halimiz? Ya şöyle bir şey, şu an yani göstere yapılan şeyi söyledim ben, göstere özellikle emekliler tarafının maaşları aşağı çekiyor. Yani emekliler tarafı aşağı çekiyor. Gerekçesine yaklaşık Türkiye'de 16 milyon tane emekli var, 24 milyon tane de çalışan var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanında göstere işte ben EYT karşılığında o Türkiye'nin haksızlık derken seçim kazanmak için EYT yasasını çıkarttı ve bu bir yük getirdi. 3600 ek göstergeyi gösterdi. Şimdi bir yük getirdi ve şimdi siz bir taraftan harcama yapıyorsunuz ama bunu karşılayacak bir geliriniz yok. Şimdi böyle bir geliriniz yokken ne yapıyorsunuz? TÜİK aracılığıyla hem asgari ücreti aşağıda tutuyorsunuz, gerekçe ne? İşte ben tüm dünyayla rekabet edeceğim, Türkiye'deki iş gücü ucuz olsun. Bu kasıtlı yapılan bir şey mi? Evet, kasıtlı yapılan bir şey. Emekliler üretmiyor. Emekliler maaşlarını ben gene enflasyon altında düşük tutayım. Bu kasıtlı yapılan bir şey mi? Bu rakamlara bakarak ben çok açıklıkla söylüyorum. Yani kasıtlı yapılan bir şey. Bu kadar yurt dışından göçmen alınıyor. Ve bunlar kaçak işçi olarak Türkiye'de çalıştırılıyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyordu. İşte bir çocuk yapılmıyordu. Bir çocuğu insanlar ve ekonomik şartlarda yapmıyor ve fabrikalarda çalışacak işçi ihtiyaç var. Çünkü neslimiz yaşlanıyor ve bunu kendince takviye edebilmek için yurt dışından işçi transfer ediyor. Ucuz çalışıp diğer Türkiye'nin üretimine katkıda bulunuyor. Şimdi bu belli ölçeklerden doğru olabilir ama bunların sonucu olarak zaten işte maaşlar aşağıda kalıyor. Biz işçilik maliyetleriyle artık Çin'le neredeyse işte yarışır hale yani işte dolayısıyla kasıtlı olarak bir iş gücünü ucuzlatma, maaşları ucuzlatma politikası var mı? Kesinlikle var. Ve bunun yanında da hani diyelim ki bunu yapıyorsunuz, firmalar tarafında, kredi kullanan firmalar tarafında siz şöyle söyleyeyim, 2019'dan bu yana kredi kullanan kim var ise firmalar tarafında hiçbir şey yapmasa bile zenginleşti, yani kaynak arttı. Yani çalışan kesimden sermaye kesimi bir kredi kanalıyla, yani banka kredileriyle, Merkez Bankası faiz kanalıyla bir kaynak arttırıldı. Yani bu kadar somut, açık, net bir politika. Şimdi devam eder mi? Etmeyecek, o soruyorum ben. Bu kafayla devam etmeyecek. Çünkü ucuz kredinin bir sonu var. Harcamaların bir sonu vardır ve bir yerden sonra artık bunu özellikle döviz tarafından başlamak üzere tutamazsınız ve enflasyon hep şey denir, işte bu enflasyon, enflasyon sarhoş olmak gibidir. İçersiniz, ayırdığınız zaman kendi halinize acı gıda içersiniz ya da diş macunundan çıkan diş macunu Türk'ünden çıkan diş macununa benzer. Bir kere çıkar ama tekrar bunu içeri alamazsınız. Dolayısıyla enflasyon dönemi çok uzun, maliyetli, zor
yılın habercisidir. Yani genel olarak tüm dünyadaki beklentiler, enflasyon ilişkin durumlar da bu şekildedir. Dolayısıyla şimdi ne olacak? Biz sesimizi çıkartacağız. Örnek veriyorum. Çalışanlar, işçiler sesini çıkartacak, izleyecek. Yani bugün varsam verecek, yani seçimden önce. Bunu neyle finanse edecek? Merkez Bankası para basarak finanse edecek. Yani kalı bir tabir. Dolayısıyla böyle garip bir döngüye girmiş durumdayız. Kısır döngü. Şimdi onu soracaktım. Benim son sorum olsun. Elbette siyasetin kendi içerisinde farklı dinamikleri var ama yerel seçimlere giderken Mart 2024'te bu durum, çünkü 14 Mayıs öncesindeki ekonomiyle bugünün ekonomisi bile farklı. Mevcut ekonomik durum yerel yönetimlerde Cumhur İttifakı'nın elini biraz zorlar mı, yoksa böyle bir şey beklemek mümkün değil mi? Ya ben geçen seçimlere bakarak bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu anki enflasyon döneminde dediğim gibi geçen gün bir anket vardı. İktidar partinin oy veren insanlar %22'si galiba verdi. Oradan pişman olduğunu ifade etmişler. Yani bu aradan çok iki ay bir süre geçmiş olmasına rağmen. Bunun tabi somut gerekçeleri var. Akaryakıt fiyatları %75-80 civarında arttı. Yani 2 aylık dönemde %75-80 civarında arttı. Vergiler tarafının, evet, işte KDV vergileri 2 aylık artışlar oldu. Bunlar vergilerinde artışlar oldu ve bunların bu anlamda gelecek mi diye sorarsak evet gelecek. Yani yeni vergiler tabii gelecek ve bu vergiler hangi kanalda ağırlıkla tavsiye edildi? İşte akaryakıtla, teker ürünleriyle, sigarayla, buna benzer dolaylı vergilerle tahsil ediliyor. Ya da işte kaçırmayacağınız araç vergileriyle tahsil edilmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi bunlar toplam harcamanın 1/4. Bunu nasıl finanse edeceksiniz dediğiniz zaman bunu finanse etmenin en kolay olduğu hükümet tarafında vergileri arttırmak değil, enflasyon. Enflasyonda da yarın bir gün işte emekliler, çalışanlar parası azaldığı ve ses çıkarttığı zaman, seçime geldiği zaman tekrar bu döngü fazla sesli devam edecek. Yani tekrar bir para boğulu yaşartılması gerekiyor ki seçime rahat girilsin diye. Şartlar zorlayacak mı? Fazlasıyla zorlayacak çünkü şu anki ne Merkez Bankası'nın faziyetlerle ne döviz kurumunun şu anki yerlerle ne de yurt dışı yatırımcılar tarafında daha ki kaba bir tabirle yedikli kazıklardan dolayı dolayısıyla şu an çok ciddi bir talep, yani talep henüz yok, güvensizlik fazla, yaşananları görmek istiyorlar. Dolayısıyla bu noktada bir yerden sonra Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan da kendi kısır döngüler içerisine girmiş durumdalar. Piyasaların beklentileri yavaş yavaş buran bile onlara karşı da hazırlıyor. Dolayısıyla genel durum şimdilik böyle. Çabuk unutuyoruz. Toplumsal olarak hafızamız pek kuvvetli değil. 14 Mayıs'tan sonra memnun olmayanların oranı ortada ama bugünün gerçekliğiyle biz mesela Mart 2014'te her şeyin üstüne bir sünger çekip beyaz bir sayfa da açıyoruz ne yazık ki. Şimdi tabii yerel bir yönetimler farklı. Ya da her sandığa gittiğimizde daha doğrusu ya da her seçimler için. Sadece Mart 2024 için değil. Evet. Şimdi yani yerel seçimler tabii farklı konu. Yerel seçimlerden farklı konu ve öyle görünüyor ki şu an ittifaklar noktasında işte Mayıs'taki genel seçimlerin ittifakları muhtemelen oluşmayacak ve oluşacaksa bile en azından başta CHP olmak üzere partilerde belli taşların yerlerine oturması gerekiyor. Bu ittifakların konuşulması için. Dolayısıyla hani farklı bir konu. Hani dinamiği genel seçimlerden farklı bir konu. Hani şunu söyleyebiliriz. Evet, ekonomi konusundaki sıkıntıları fazlasıyla yaşıyor, yaşamaya devam edecek. Bu oy tercihlerinin bir farklılık yaratacak mıdır? Muhtemelen yaratacaktır ama İktidarın da elinde dediğimiz gibi kara basma aygıtı ya da parasal
insan bilinçli insan olacak, üst yargıt var. Bunu sonuna kadar kullanacaklardır. Mesele de bütün bunlar kullanılırken hükümetin yapamadığı ne? Doları basamak, yani dövizi basamak. Yani zaten konu, yani şimdi Türk lirası olsaydı sorun, zaten sorun olmazdı. Bunu basarsınız, ödersiniz, bir şekilde çözersiniz. Ama şu anki bizim temel sorunumuz döviz kaynaklı sorunlar. Çünkü hükümet bunu basamıyor ve bu şartlarda bizim ithalatımız, fazla harcamalarımız, fazla ihracatımız daha az ve ciddi borçlarımız var ve güvensizlik noktası var. Bunu aşmanın şartlarda çok kolay değil. Zaman içerisinde yavaş yavaş kademe kademe görünüyor olacak bir şey değil. İlacı tek sefer bir bütünleşmeniz lazım. Yani şu an biz ilacın kendisi dilini değil de Mehmet Şimşek biliyorum, biliyor, Gayel Kanlı'nı biliyor. Yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyorlar. Yani sıkıntı temel olarak bu. İşte sıkıntı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Evet, yani en kibar tabirle herhalde bu. Yani hala evet, yani şimdi geçen sırada söylediğimiz gibi Merkez Bankası faizi ne kadar artıracak diye bana sorsanız diyelim ki en az %60 olması lazım derken işte ister edin köşe yazılarları %2 artacak mı? Evet, biz ona dikkat ediyoruz ve gerçekten %2 artıyor ve arka tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası faizin üzerindeki işte verdiği limit olarak insanlar %20'li telaffuz ediyor ve bakıyorsunuz bu gerçekliği, evet hala daha böyle bir gerçeklik var. Devletin resmi enflasyonu %49 küsürken siz %19 faizle piyasayı fonlamaya devam ediyorsunuz ve döviz kırımlar hala çok ucuz. Hala çok ucuz olduğu için de insanlar kredi çekip harcama yapmaya yöneliyor. Bunlar böyle bir garip kısır döngü içerisinde devam ediyor. Hocam var mı eklemek istediğiniz? Bu haftanın genel beklentilerini söyleyeyim ben. Sonra bitirelim isterseniz. Buyurun hocam. Türkiye'de para şu an kur korumanın mevduata gidiyor. Önemli bir kısmı. Oradaki rakam yaklaşık 120-130 milyar dolara gelmiş durumda. Ve şu an özellikle Mehmet Şimşek bu durumdan oldukça rahatsız. Ve burada da faizleri düşürme eğilimine bu bankalar işte %40'ların üzerine çıkmışken şu an %28'in altına gelmiş oldu bu kurumun mevduatta. Burada da hala bir para girişi söz konusu olmakla beraber faiz oranlarının aşağıda olması ve kur riskimizin içinden artırmasının nedeniyle bu sürdürülebilir değil. Yani şu an yatırım yapmak isteyen için cazip ama sürdürülebilir olmadığını ben söylemek istiyorum. İki, para gelince kanal bulunduğu için ve fiyat kazançlı oranı dediğimiz işte karlılık açısından hala Türkiye'deki hisse senetleri özellikle döviz bazında ucuz olduğu için yurt dışından para girişi var. Toplamda 2 milyar dolar bir para girişi var. Aynı şekilde yani yatırımcı da çok fazla bir kanal bulamadığı için kur korumanın mevduat ve borsa harcında borsa da yükselmeye devam ediyor. Ama yaklaşık 2 ay içerisinde %72 artışa gelmiş durumda borsa. İnanılmaz kar var. 2 ayda %72 bir artış. Dolayısıyla burada daha dikkatli, riskli, daha dikkatli olmak lazım. Riskli döneme orada da gelmiş durumdayız. Kurlarda yani önümde tablo olsa da göstersem yaklaşık 18-19 gündür herhangi bir artış olmadı. 27 lirada santimlerde. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde kurlarda bir artış olma olması oldukça yüksek olarak gözüküyor. 27 lirada çünkü bu kur tutmak çok anlamlı değil de cari açık tarafındaki sıkıntılarımız en başta kaynağı. Burada önümüzdeki günlerde bir artış eğilimi olacaktır. Bunu da en azından söylemiş olalım izleyicilere. Genel olarak benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Böyleydi. Beklentileri de yorumladı finans uzmanı.
Özgür Hoca, Özgür Barış Karaca teşekkür ediyoruz kendisine. Bir artış eğilimi beklediğini de söyledi. Son olarak ekonomide bu haftada dünyayı ve Türkiye'yi konuştuk ve biraz siyasetle ilişkilendirerek tabii ki. Efendim noktalıyoruz 14 Ağustos için 10.01'i gösteriyor saatler. Yarın sabah yine 8.30'da yeni bir gündem. Hatay ve bölge için ben karşınızda olacağım ekip arkadaşlarımla birlikte efendim. Mutlu haftalar, görüşmek üzere.